Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Günlük 3 e, videoları çektiğimde şey diyorsunuz, başka videolar çek, kitap çekme falan diyorsunuz. Ama bundan çok memnun olan kişiler de var. Ben de bugün iki tarafa da hitap edecek bir şey çekeceğim. Hem günlük 3 olacak, hem de daha önce çekmediğim bir şey yapacağım. Eğer olmasaydı, yani mesela Bill olmasaydı, Deeper olmasaydı, Mabel olmasaydı gibi örnek veriyorum sadece. Neler olurdu gibi... Kurmaca şeyler yapacağız beraber. Ben bunları kendim düşündüm, bir yerden izlemedim, söylerdim yani izleseydim. Sizler de yorum kısmına kendi fikirlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Böylece daha güzel olur. En yaratıcı sabitlerim güzel olursa ee, bence iyi olabilir. Mesela Grand olmasaydı, Grand olmasaydı Kendi ve e, Mabel tanışamazdı. Şöyle olurdu, böyle olurdu falan filan. Bayağı uzatabilirsiniz mesela bundan da. O zaman hemen başlayalım. Günlük açayım ben bir ufak bir tanıtım yapalım. Tanıtım derken sayfaları gezeyim. Evet böyle. O zaman hemen başlangıça gelelim arkadaşlar. 18 Haziran. Oregon. Esen kasabadık garip ve olağanüstü sırları. Eğer Ford esrarengiz kasabada böyle şeyler dikkate almasaydı ne olurdu? Bu arada ben böyle içimden şey geliyor arkadaşlar benim yazdığım kitaplarım var böyle köşede geçirmediğim internet ortamına eğer onları bitirirsem kendim Esen Kasaba kitabı yazmak istiyorum olursa çünkü güzel bir şey ben Harry Potter serisini de çok seviyorum onunla ilgili de yazmak isterim ama Harry Potter hakkında bu kadar bilgim yok mesela okudum ben fan yapımı kitapları onlar çok güzel yazmış. Benim o kadar bilgim yok Harry Potter'a ama Esen da var. O yüzden Esen Kasaba'yı yazmak daha çok isterim. Umarım yapabilirim. Boş zamanım olur. Yapabilirim. elimden gelir. O zaman kaldığımız yerden devam ederim Eğer Ford etrafındaki şeyleri takmazsaydı arkadaşlar hemen başlayalım. Esen Rengiz Kasaba'ya geldiğinde ee, bu olan şeyleri kendi kafasının hayal ürünü olduğunu düşünürdü. Ve büyük ihtimalle umursamazdı. Umursamayacağı için ee, daha böyle sıradan bir hayatı olurdu. Ford Sten'e öfkesiz yani Sten'i kardeş olarak seviyor. Hatta ikisi zaten onun. O bakımdan Sten'le araları iyi olurdu. Kötü bir şey olmazdı yani. Portal'a itmemiş olurdu. Çünkü Portal'ı yapmıyor. McGugat ile iyi bir araları olurdu. Ve belki de bu kasabayı geliştirmek için McGugat'la anlaşmış olurlardı. Portal yapmak yerine böyle takmadığı için e, bile de inanmazdı bile olsa o benim o bir rüya derdi o yüzden Bill de ona bulaşmazdı ve sakin bir hayatı olurdu Dipper ve Mabel belki de en başından beri Stan ve Ford'u iyi birer amca olarak bilirdi sakin yaşlıların yaptığı gibi balık tutan basit işler yapan biri olarak hayatını geçirebilirdi bunu daha da uzatabilirim ama başka şeylere de yer vereceğim arkadaşlar. O bakımdan bunu çok geçmeyeyim. Eğer Stan Ford'u portalı fırlatmasaydı, itmeseydi ne olurdu? Hemen buna da devam edelim. Stan Ford'u portalı itmeseydi, Ford ona ne yaptığını anlatırdı. Ve büyük ihtimalle Stan bunları anlamayacağı için ona bir şey yapmazdı anlamış gibi yapıp. Bu bakımdan bir şey yapmazdı yani ona. Her zamanki gibi boş beleş yaşanırdı. Sağlıklı şeyler yerdi, evde otururdu. Ford'un ne yaptığına falan bakardı. Ama yine e, şey böyle üzgün bir hayatları olmazdı. Çünkü siten onca yıl boyunca Ford'u arıyor. Yani daha sakin bir hayatları olurdu. Deeper belki de böyle şeylere bu kadar meraklı olmazdı. Çünkü kasabaya geldiğinde ilk bölümden itibaren bunun merakı başlıyor. Onlar takmadığı için... İki amcası da takmıyor. Hele Ford gibi zeki biri de takmıyor. Zeki de, çalışmaları olan biri de takmıyorsa Dipper da takmazdı. Herhalde o da susla takılırdı hep. Öyle biri olurdu. Fakat ben filmdeki olan Dipper'ı seviyorum. Yani onun bu şeyi hoşuma gidiyor. Bence güzel kurgulamışlar. Mabel daha iyi. Onu da güzel yapmışlar. Ve tüm karakterleri iyi bence. Tam yerinde tipleri iyi. O bakımdan mükemmel yani. Böyle olmaları iyi. Deeper'ın biraz ciddi olması ama kardeşine gelince güzel bir yani iyi bir böyle kardeş olması hoş olmuş bence. Ben sadece dediğim gibi böyle olabilirse dediğim şeyleri anlatıyorum. Sizler yorum kısmına umarım yazdı yazarsınız yani. Hemen gelelim. Bil olmasaydı ne olurdu? Bil olmasaydı. Bill'in olması Ford'un bu çalışmalar yapmasına engel olmayacağı için Ford yine böyle şeyleri incelerdi. Çünkü Bill'le tanıştıktan sonra daha değişik şeyler yapıyor. Ama bu yabancı şeyleri yani ondan önce de yapıyor. Böyle şeyleri incelerdi. Portala düşmezdi. Ve bile onu ele geçirmemiş olurdu. Daha sakin ve şey olurdu. Belki de bu yaptıklarıyla dünyayı açardı. Fakat Esen Kasaba'da bir şey var. Son bölümde gözüküyor. Çıkamıyor. Bu bilgiler de belki Efren Kasaba'nın dışına çıkamıyordur. Burası sadece bu kasabaya özeldir. Bu bakımdan bu bilgileri götüremezdi. Buranın şifresinin burada kalacağını düşünürdü. Ve Deeper ve Mabel'la güzel araştırmalı bir dünya yaparlardı. Belki o UFO'nun gizemini yaparlardı. Onu hakkında ilerlerlerdi güzel olurdu bence. Bu daha iyi olabilirdi. Ama bilin olması da böyle bir gizem katıyor yani seriye arkadaşlar. Ee, son olarak da son fikir olaraktan ikizler olmasaydı ne olurdu diye. İkizlerin olması zaten başrol oldukları için en çok görülen kişiler oldukları için bizim için çok eksik olurdu. Olmazdı yani. Mabel'ın filme kattığı sevecenlik, Dipper'ın Böyle iyi bir kardeş olmanın gösterdiği şey ve ciddiyeti, zekası olmazdı yani. Mabel zeki ama sadece bilimsel şeyler hoşuna gitmiyor. Ee, çok sakin bir hayatlar olurdu. Böyle çok sıkın taçma. Sadece araştırır dururlardı. Stan da yine aynı şeyleri yapardı. O da belki Ford'a yardım ederdi. Stan de araştırmayı çok seviyor, keşfetmeyi. Yanında destek olurdu Ford'a. İki... Kardeşin yaptığı bir şey olurdu. Bu bakımdan biraz böyle yavaş geçerdi. Bill olacağı için belki Bill senin de aklını çelerdi. Bu bakımdan daha kötü bir şey olurdu böyle. İkisinin aklını çeleceği için her şey kötüye giderdi. Ondan sonra da ikisi kendi başına hallederdi her şeyi. Bu da biraz kötülük katıyor yani şeye. Böyle olurdu. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım yorumlar kısmına yazmışsınızdır. Bu video tamamen kurgusal, gerçek değil. Kendi fikirlerimi beyan ettim. Ben böyle şeyleri kurmayı çok severim. Bazen hayatımda böyle mesela şöyle olsaydı böyle olsaydı çok güzel olurdu çok kötü olurdu. İyi ki böyle iyi ki şöyle değil falan diye kurarım. Bu bakımda bu videoyu çektim. Sizde kendi fikirlerinizi yazabilirsiniz. Şöyle olsa çok iyi olur diye, Şöyle olmasa çok iyi olurdu derseniz ben de o yorumlarınızı değerlendiririm. Cevap yazarım zaten yazıyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.